ATV yeni sezon tanıtım çekimlerinde bu kez bir zamanlar Çukurova ekibinin yanına uzanıyoruz. Murat Ünamış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık ve kadroya yeni dahil olan Nazan Kesal'la Furkan Palalı'dan oluşan ekipteki herkes çok şık. Karizmasıyla dikkatimizi çeken Murat Ünalmış'ın 70'ler ruhunu taşıyan smokini dikkatimizi çekiyor. Yakışıklı oyuncu yine adeta jilet gibi. Kendi kostümlerim, kullandığımız kostümler bugün bu şekilde olmak istedim. Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Uğur Güneş de karizmatik duruşuyla dikkat çekiyor. Uğur Güneş'e bu tarzın çok yakıştığını söylemeden geçemeyeceğiz. Zamanlar Çukurova öyle bir yerde sezon finali verdi ki 3. sezonun ilk bölümünü iple çekiyoruz. Güzel bir yerde bitti. Aslında tahmin etmediğimiz, pandemi nedeniyle tahmin etmediğimiz bir yerde bitti ama 3. sezonumuz bomba gibi başlayacak. Biz de 3. sezonumuzun heyecanı içindeyiz. Enerjimiz de yerinde. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Hadi söyle içinden geçenleri. Vicdansız da, merhametsiz de, safsız da. Hani Züleyha'ya çok aşıktın? Hani dünya bir yana Züleyha bir yanaydı? Ne biçim aşk bu? Yapıma bu sezon dahil olan Nazan Kesal, lila tonlarındaki elbisesiyle bu sezon hayat vereceği Sevda karakterinin ne kadar şık bir kadın olacağının ipuçlarını verir gibi. Şık mı gerçekten? Evet. Teşekkür ederim. Bugün ekiple buluştuk, sizlerle buluştuk. Gayet güzel gidiyor her şey, tıkır tıkır işliyor. Bir zamanlar Çukurova için büründüğü yeni imajıyla beğenimizi toplayan Furkan Palalı, smokin içerisinde oldukça karizmatik. Teşekkür ederim öncelikle. Evet, ben de içerisinde çok mutluyum şu an. Çok hazırım. Bakalım, heyecanlıyız. Hilal Altınbilek, kiremit tonlarındaki tuvaletiyle göz dolduruyor. Yakalamışken hemen soralım. Bu kadar güzel olmak biraz ayıp olmuyor mu Hilal Hanım? Ya çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ekibim her zamanki gibi beraber ilerliyoruz. Onlar çok güzel kıyafetler buluyorlar, takılar, konseptler. Ben de çok beğeniyorum hepsini. Hatta o kadar çok beğeniyorum ki çok zor oluyor bile seçmemiz. Ama her defasında en iyisini bulduğumuzu düşünüyoruz, en yakışanını. Benim de içim her şekilde rahat çıkabiliyorum. Bomba gibi hepimizi merak içinde bırakan bir sezon finalinin ardından yeni sezonun başlaması bakalım Hilal Altınbilek'e ne hissettiriyor? Ben de çok mutluyum. Bu sene ekstra bir heyecanlıyım. Konular giderek açılıyor. Benim de merak ettiğim sorular cevaplanıyor. Bu sene gerçekten bir başka heyecanlıyım. En az seyirciler kadar diyebilirim. Züleyha, böyle bir şey nasıl yaptın? Bunca zamandır bunu benden sakladın mı? Hiç mi vicdanın sızlamadı senin? Ben nasıl bir kadını sevdim? Adnan senin oğlun. Öz babası sensin. Kerem Alışık ve Vahide Perçin çekimlerde adeta bir zamanlar Çukurova'dan 2020 senesine ışınlanmış gibiler. Bizim için önemli yeni bir sezon başlangıcı. Bir sezon, kocaman bir sezon. İnşallah hepimiz hayırlı, uğurlu, şanslı, bereketli bir sezon olur. Sezonu böyle karşılıyoruz. Valla şıksak ne mutlu yani.
Keleman ışığı yakalamışken hemen soralım. Çok başarılı bir iş içerisinde çok sevilen bir karaktere hayat vermek size neler hissettiriyor? Biz de çok heyecanlıyız. Çok seviyoruz işimizi. İşimizi kalbimizle yapan bir ekibiz. Biliyorsunuz Mevlana'nın dediği gibi kalbinizle yaptığınız her şey size geri döner. Çok şükür Allah'a ki hakikaten seyircinin teveccühü de bu yönde oldu. Çok beğenildi, çok izlendi. Biz de onlara layık olmak için işte burada gördüğünüz gibi bu uğraşlara, bu heyecanlara devam ediyoruz. Safsızdı. Hani Züleyha'ya çok aşıktın? Hani dünya bir yana Züleyha bir yanaydı? Ne biçim aşk bu? Benim kaderimde buymuş işte Demir. Senin ailenin huzurunu kaçırmak. Ali Rahmet Vekili'yi nerede buluruz? Allah kahretsin! Ambiyans muhteşem. Işıklar, ortam insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bir zamanlar Çukurova ekibi çekimler boyunca oldukça cool. Bir arada gördüğümüz muhteşem kadronun sadece kendisi bile bu sezon için bir zamanlar Çukurova izleyicisini heyecanlandırmaya yetiyor.